Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda kör komutlarından Rectangle ve Studio Spline'i göreceğiz. Bunlar yine sketch ortamında görmüş olduğumuz oluşturma seçenekleriyle çok yakın. Özellikle Studio Spline aynı şekilde oluşturuluyor. Bunları kısaca üzerinden geçeceğiz. Dersimize başlamak için New butonuna tıklayalım. Model seçeneğine bir model sayfası açacağız. Bir part oluşturmak için. OK diyoruz ismini ve konumunu belirledikten sonra. Ve sayfamız açılıyor. Home işlemlerinin altında gördüğünüz gibi burada da kör seçenekleri var ama bunları yapmak için sketch ortamına girmeniz gerekiyor. Biz yine 3 boyutta devam ediyoruz. Burada kör toolbar'ın altından devam edelim. Rectangle seçeneğine geldiğinizde İkonu gördüğünüzde bunları tabii menüde insert'ten de gidebiliyorsunuz yine. Daha sonra ikona tıkladığınızda karşınıza rectangle diye bir pencere değil de point penceresi gelecek. Point diyalog penceresi. Bu pencerede dörtgeninizin birinci noktasıyla ikinci noktasını seçmeniz gerekiyor. Bu da İlk başlangıç sol alt köşe ve sağ üst köşeyi köşe noktalarını seçmeniz gerekiyor veya koordinatlarını belirtmeniz gerekiyor burada. Yine point seçeneklerinden aynı şekilde mevcut burada. Yüzey üzerinde bir noktaya kadar kuadrantlardan burada seçebiliyoruz veya infrared point deyip bir noktayı selection barda aktif olan kısımlardan göre seçebiliyoruz. Biz burada 0-0 noktasından başlayacağız. Bu noktayı offsetleyebiliyorum tabi. Yine aynı şekilde point diyalogda anlattığımız şekillerde. OK dediğiniz zaman mouse'unuzu çekiştirdiğinizde sağa sola aşağı size otomatik olarak bir daire oluşturmaya başlayacak. Bu şekilde herhangi bir yeri tutarak da devam edebilirsiniz. Veya burada yine diğer seçenekleri seçebilirsiniz. Koordinat noktalarını girebilirsiniz. Biz böyle XY plane'ine yapışık değil de YZ plane'ine yapışık bir dörtgen oluşturmak istediğimizde bunu nasıl yapacağız? Yine dediğim gibi sağ üst köşe noktasını koordinatlarını belirterek burada yapabiliyoruz. Bizim burada sağ üst köşe noktamızı XY üzerinde yapmak istiyorsak, pardon YZ üzerinde yapmak istiyorsak ne olacak? Bizim burada X'imiz 0 olması gerekiyor. Y ve Z'de de 100 dediğimde geçelim direkt. Gördüğünüz gibi hemen sürüklendi noktam. Ve bir daha Enter dediğinizde noktanızı size atayacak. Önce bir ön izleme göreceksiniz. OK dediğinizde de dörtgeniniz oluşacak. Şimdi bu durumda 100'e 100 bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. Buradan devam ederek Options'larımızı seçerek şimdi Start noktasına dönüş yaptık. Start noktasını seçerek devam edebilirim dörtgenler oluşturmayı. OK dediğimde bir sonraki sekmeye, bir sonraki aşamaya geçecek. Başka bir dörtgen oluşturmaya. Burada dikkat ederseniz diğer bütün komutlarda ürün ağacında, point'te, line'da, cycle'da, tangent line'da, arc'ta hepsinde ürün ağacında çıkıyordu burada unsurumuz. Fakat dörtgende çıkmıyor. Çünkü seçtiğiniz zaman bunu bütün dörtgen olarak tekrardan bir geri dönüş yapamıyorsunuz. Buna line olarak geri dönüş yapıyorsunuz. Line'a tıkladığınızda bakın. Tabii bunu böyle koparabiliyorsunuz. Line diyalog penceresi geliyor karşınıza. Bu şekilde edit işlemleri yapabiliyorsunuz. Bir dörtgen olarak tamamına müdahale edemiyorsunuz burada. Studio Spline komutumuza geçelim. Studio Spline komutuna girmeyeceğim burada. Çünkü bunu sketch ortamındaki Studio Spline'de anlattık. Tüm alt ayarlarını, alt options'larını. Kısaca bir örnek yapalım. Burada birinci noktanızı seçeceksiniz. Yine alt grupların ayarlarını, options'larını yapabilirsiniz. Birinci noktayı seçtim. G1, G2'ler çıktı. Üçüncü noktayı seçtim. Bu şekilde noktalarımı belirledikçe işlem yapabiliyorum. OK deyip çıktıktan sonra ürün ağacında spline'im oluştu. Çift tıklayıp tekrar girelim. Şöyle bakalım. 3 boyutta oluşturuyorum ben bunu. Tabi burada yüzeye yapışık da yapabilirdik burada. Boşlukta yaptık. Biz burada gelip G1, G2 kısımlarımızı seçersek eğer mesela bu nokta. Infrared G1 dedik. Bu noktamızı burada bir daire olsaydı şayet. Yine burada spesifik tanjant yöntemiyle
dairemize tanjant yapabilirdik. Bu şekilde özellikle yüzey çalışmalarında biz bunları kullanıyoruz, bu ayarları. Yüzeyimize veya çizgimize, curve'ümüze tanjant işlemler yapabiliriz. Özellikle yüzey düzeltmelerde çokça sıkça kullanıyoruz bu işlemleri. Evet, bu şekilde Studio Spline işlemini yapabiliyorsunuz. Ayarlarına dönebilirsiniz yine. 3 boyutlu ortamda, uzayda boşlukta bu şekilde curve'ler oluşturabilirsiniz. Daha özel işlemler de diğer komutlarımızda mevcut. Helix dediğiniz zaman bir yay oluşturabilmek için Helix 1 size yol çizebilirsiniz bununla. Text işlemleri, yüzey üzerinde curve'ler gibi diğer örneklere devam eder. Bu şekilde bu komutları kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Curve on Surface'i işleyeceğiz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.